Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinin şartlı indirimiyle tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna TSK'nın operasyon yapma ihtimaliyle ilgili önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini 2 hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini açıkladı. Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü saldırıdan 2 gün sonra konuşan Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Hüseyin Selami, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 2018 Ağustos sonu itibarıyla 124 milyar lira aşan fona geçen ay 106.213 kişi başvuruda bulundu. Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım kredi kimyevi gübrede %15'lere varan indirim sağlayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitimleri MEP, YÖK ve eğitim fakülteleriyle birlikte yapılandırılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak VLS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez gerçekleştirilen Teknofest'te yoğun ilgi oldu. Festivali 4 günde 500 bin kişi ziyaret etti. 24 Eylül 2018 Pazartesi günü BIST %0.45 yükselerek 98.425'ten, dolar %0.91 azalarak 6.2362'den, euro %0.78 azalarak 7.3498'den, altın %0.94 azalarak 240.46'dan işlem gördü. 25 Eylül 2018 Salı günü en yüksek hava sıcaklıkları Ankara ve İzmir'de 27, İstanbul'da 22, Antalya'da 30 derece olacak.